Herkese merhabalar. 7. sınıf eksiklerimiz LGS etkiler mi dediniz? Bizlere yorumlar attınız. Ama şimdi inşallah okullar açılıyor ve şimdi artık sınıflarımızı dolduracağız. Ekrana, zuma, göz ağrısına, yatağa, koltuğa, pijamaya, uyuşukluğa, telefona artık ne diyoruz evladım? Hoşça kal diyoruz, güle güle diyoruz. Artık okulumuza gideceğiz. Sıkı sıkıya çalışacağız. Derslerimizi güzel bir şekilde öğreneceğiz. Ama başarmanın da tek bir yolu var. O da harekete geçmek Tonguç'un. Biliyorsun ki 7'den 8'e başarıya giden yolda ciddi bir çalışma gerektiriyor. 7. sınıf artık sekiz sınıfa geçiyoruz. Yedi sınıf önemli. Bu soruyu arkadaşlarım sordular. Bağlantılı konular var mı? Yeni sorular nedir? Antrenmanlı olmamız lazım. Bunların hepsini anlatacağız sana Tomuç'un. Birincisi, yedi sınıfta Türkçe'de anlam bilgisi çok çok önemli. Çünkü geçen seneki LGS'de zaten sadece anlam bilgisi sordular. Yani sözcükte anlam, cümlede anlam, parça anlamı sordular. Dil bilgisine baktığımızda ise, Türkçe dil bilgisine baktığımızda ise, yedin sınıfta öğrendiğin fiil konusunu fiilimsi konusuyla karıştırmaman gerekecek. Sekiz sınıfta öğreneceğin. E, zarf konusu vardı 7. sınıfta öğrenen onun zarf fiil olacak. Yani esasında 7. sınıfın Türkçesi, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve anlam bilgisi esasla 8. sınıfta da %90 aynen devam ediyor. Sadece birkaç tane yeni konu öğreneceksin. Fiilimsiler, cümle ögeleri, cümle türleri ve fiil çatısı. Şimdi bu konuları da öğrendikten sonra zaten Türkçe halledebilirsin. Ama senin Türkçede esas yapman gereken şeyi söylüyorum. 7. sınıfın derslerine tekrar etmek ve 8 sınıfa bomba giriş yapmak için bol bol kitap okumak ve paragraf sorusu çözmek. Paragrafla alakalı zaten 7. sınıftan beri çözdüğün kitaplar vardır. Yani şu kitapları mutlaka biliyorsunuz. İşte paragrafta son nokta, ons, paragraf 10, paragraf 10. Bu kitaplardan soru çözmeye devam etmen lazım. Çünkü LGS'de en az 10 tane paragraf sorusu çıkıyor. Burada hatta paragraf onsa mesela 10 mesela onar soru için böyle süreli gittik. Yani mesela 8 denemede 8 dakika verdik. Ne bileyim 10'lu denemede 20 dakika veriyor. Sonra 17 dakikaya düşüyor. Sonra 14 dakikaya düşüyor. Gittikçe azalıyor. Böyle süreli ilerledik. Dolayısıyla sen paragrafta son nokta daha zor sorular koyduk. Dolayısıyla sen sadece şu iç kitaptan bile çalışsan Türkçedeki soruları neredeyse %90'ını doğru yaparsın. Neden? Çünkü Türkçe'de daha çok paragraf soruluyor. Dolayısıyla Türkçe'yi halletmek istiyorsan paragrafları bol bol çözmen lazım bu bir. Ama biz zaten sana 8 sınıf kanalımıza mükemmel bir şekilde fiilimsi cümle ögelerini, cümle türlerini harika bir şekilde anlatacağız. Matematik konularının tümü 7. sınıf için önemli, temel gerektiriyor. Zaten 7'den 8'de kampımızda da matematiği güzel bir şekilde tekrar ettik. Şimdi 8. sınıfta matematik dersi için zaten 7. sınıfın tekrar olacak şekilde güzel çalışmalar yapacağız. Ve diğer dersler yani sosyal bilgiler yani şimdi inkılap tarihine dönüşüyor. Veyahut da işte din kültürü ahlak bilgisi İngilizce dersleri ise hazır bulunmuşluk için önemli. Yani bazı şeyleri bilmiş olmak daha hızlı zaman kazandırıyor bizlere. Şimdi dolayısıyla sen eğer 7. sınıf tekrarı yaparsan 7'den 8'e kampımızda 7. sınıf tekrarı yaptıysan bir adım öndesi Tonguç'um. Ve şu anda bu hislerini kapatmak için bizim sana söyleyeceğimiz bazı şeyler var. Birincisi mutlaka mutlaka az önce söylediğimiz gibi günde en az... 10 tane paragraf sorusu çözmen gerekiyor. Sınava kadar paragraf sorusu çözersen veya kitap okursan sadece Türkçe dersine değil diğer derslerde de başarılı olursun. Yani mesela şurada hani şu sorular var ya şu gördüğün sorular. Bunların benzeri zaten matematik olarak da geliyor. İngilizce şeklinde de geliyor. ve hatta sosyal bilgiler de geliyor. Böyle bir görsel veriyor değiştiriyor okumanı gerektiriyor. Yani matematik sorularıyla Türkçe soruları artık birbirine neredeyse benzemeye başladı. Yani uzun resimli sorular olmaya başladı. Dolayısıyla sen okuduğun soruyu anlayabilmen için bol bol paragraf çözmen gerekiyor. Bu birinci şart. İkincisi 7. sınıf otomatik tekrarında eksiklerin varsa onları mutlaka tekrar et. Ve 8. sınıfta giriş yapman lazım. 8. sınıfta sana bazı kaynaklar vereceğiz. Birincisi başlamaya karar vermen gerekiyor. Başlangıçta sıfırdan sekize hazırlık setimiz var. Burada konu anlatımı için sözel ve sayısal dersleri sana mükemmel bir şekilde hazırladık. Hatta böyle sana şurada kutu açılmayacak istiyorum Tomuç Ela'da benim. Burada şöyle açamadım kutuyu ama şöyle açayım. Sıfırdan sekize sözel ve sayısal kitaplarımız var. Bunlar temel seviye yani konu altının soru bankası. Burada öğrenmen gereken konuları infografik resimli bir şekilde küçük parçalara ayırdık. Ve sekiz sınıfta temel olacak şekilde dersleri çalışırken, dersleri tekrar derken sana başucu kitap olacak bir kitap hazırladık. Bu kitaplar Evde ders çalıştın, kursa gittin, geldin, anlayamadığın konular oldu. Bunların hepsi sana konuları böyle küçük küçük parçalar halinde öğretiyor. Ve sen burada öğrendiğine kadar hemen burada sorular çözüp çözümünü öğreniyorsun. Aynı şey matematik ve fen dersine geçen. Yani sözel derslerde Türkçe, İnkılap, Dili, İngilizce. Sayısal derslerde matematik, fen de yine küçük küçük parçalara böyle konuları. Solda konu anlatımı sağda soru şeklinde mükemmel bir şekilde ilerliyorsun. Bunu sıfırdan sekize sayısal ve sözel seti aldığında zaten set halini alıp mükemmel başarıya ulaşacaksın. İkinci set Tonguç evladım benim şu da önemli ki. Bunun sonrasında taktikli set geliyor. Taktikli sette ise biliyorsun taktikli soru bankalarımız efsanevi. Burada yine orta seviyenin üstünde sorularla beraber ilerliyorsun. Burada temel seviyede öğrenmiştin, sorular çözmüştün şimdi orta seviyeye çıkıyorsun ve birazcık orta seviyenin üstüne çıkmaya başlıyorsun. Taktikli sayısal ve sözeldeki soruları da çözüyorsun. Eğer hocam ben orta seviyeden daha üste çıkmak istiyorum. Biraz daha zorlayıcı seviye çıkmak istiyorum dersen Dinamo Soru Bankası setimiz var. Dinamo Soru Bankası setimizde de şuna dikkat etmeni istiyorum. Mesela Dinamo Soru Bankalarımız nerede? Burada var hepsi. Buradaymış bak şöyle göstereyim. Mesela bak Dinamo'da şunu göstermem gerekiyor Tomuk'cum sana. Sen konuları çözdükten sonra bu güzel güzel soruları çözdükten sonra mutlaka mutlaka yazılıya hazırlanalım kısımlarına da bakman lazım. Ama tabii sekiz sırada yazılı olmadığı için biz sana orada da test soruları verdik ve kare kodu okuttuğun zaman soruların çözümünü de uzman hocalardan dinlemen gerekiyor. Dinamo soru bankaları da yine senin için orta ve üst seviye yakın sorular içeriyor. Hocam ben orta ve üst seviye değil direkt kazı kur aziz seviye istiyorum diyor musun? O zaman zoru set seni bekliyor. Zoru sette ise zoru hemen yaparız. ...imkansız biraz zaman alır diyen öğrencilerimiz için son derece zorlayıcı sorular var. Dolayısıyla sen sıfırdan sekize setiyle temelinden başlayarak, sıfırdan başlayarak tüm konuları öğreniyorsun. Taktikli setimizle taktik sayısal ve özel setle taktikli sorular çözüyorsun, haritaları dolduruyorsun. Orta ve üst seviye yakın sorular çözüyorsun. Dinamo setimizle taktiklinin de ötesinde biraz daha zorlayıcı sorular çözmüş oluyorsun. En son olarak da zoru setimizde de mutlaka mutlaka çözmen gereken LGS tarzının da biraz daha üstünde olan zor soruları çözmüş olursun. Böylece kendi seviyene uygun bir şekilde dinamo setten, taktikli setten ya da sıfırdan sekize kitaplarından faydalanabilirsin. Zaten sıfırdan sekize konu altı kitap olduğu için ben bütün öğrencilere mutlaka tavsiye ediyorum. Dolayısıyla başlamaya karar ver. Mutlaka mutlaka her gün ders çalışman gerekiyor ve şöyle söyleyeyim sana Tonguç'un. LGS'de, LGS'de 50 tane sözel, 40 tane sayısal olmak üzere 90 soru var. Dolayısıyla sen Sınav sabahı muhtemelen 6 Haziran'da olacak olan sınav sabahı kaç soru çözeceksin? 90 soru çözeceksin. O zaman sen sınava kadar her gün 90 tane soru çözmeye kendin alışırmalısın. Ama hedefin yüksekse bunu günde 180 soru yapmalısın. Hedefin çok yüksekse bunu günde 270 soru yapmalısın. İşte her gün bu şekilde soru çözersen sene sonuna kadar zaten buna benzer bir sürü kitabı bitirsin ve hayallerine de ulaşırsın. Dolayısıyla düzenli bir şekilde çalışacaksın ve motivasyonun düşerse hayallerini hatırla. O zaman mutlaka mutlaka hayalini duvarına as. O önünde dursun. ...rehberlik videolarımızı izle. Biz zaten sana çok güzel rehberlik videoları da yapacağız. Eğlenceli aktiviteler de planla. Her zaman ders çalışmak zorunda değilsin. Bazen dinlenmek de çalışmaya dahil. Yani dinlendiğinde de çalışmış oluyorsun esasında. Ve bir problemle karşılaşırsan... ...LGS gününe dek seninle birlikte olacağımızı unutma. Tonguç 8. Sınıf kanalı... ...LGS'ye kadar peşini bırakmayacak. Sana videolarla, derslerle, canlı derslerle... ...taktiklerle her zaman yardımcı olacak. Seni durduran şeylere de... ...seni ders çalışmanı engelleyen şeyler de olacak. Bazı arkadaşlar falan diyecekler. Onların hepsini hop deme. Yani hedefini unutma. Bir hedefin var. Hedefine ulaşacaksın. Ortamını düzelt. Televizyondan, cep telefonundaki gereksiz uygulamalardan uzak dur. Ve senin için belirlenen plana uy. İnşallah hayallerin hedeflerine ulaşacaksın. Şimdiden çalışmalarına başarılar diliyorum Tomuç'um.